Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katıklı kabak dolması tarifi vereceğim. Görüntüsü çok hoşuma gittiği için biraz araştırdım ama nereden geldiğini tam olarak bilmiyorum. Ama gerçekten çok güzel oluyor. Muhakkak denemelisiniz. Denedikten sonra bana hak vereceğinizi düşünüyorum. İlk önce 4 adet, çok büyük değil. Aslında büyük kabaklardan seçerseniz daha iyi olur ve azaltıp çoğaltabilirsiniz istediğiniz gibi. 4 adet kabağımı yıkadım. Uç kısımlarını da aldım. Çok ince değil, çok kalın da değil. Şu şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Çok aşırı ince yaparsanız oyarken kabaklarınız kırılabilir. Kabuklarını soymayacağım. İsterseniz de soyabilirsiniz. Tırtırlı bir kabak oyacağının tırtılı yapabilirsiniz. Hemen şöyle kenara alıyorum. İçini uyacağım ve şu şekilde. Ama atmayacağım içini. Daha sonrasında mücver yapacağım. Gördüğünüz gibi. Böyle çok aşırı derecede inceltmeden. Evet, kabakların hepsini oydum. Gördüğünüz gibi. Ben çok fazla yapmayacağım. Ortalama 4 kişilik kadar olacak benim yaptığım. Hemen içerisinde gördüğünüz gibi bu şekilde çıkardım. Atmıyorum bunu da. Dediğim gibi mücver yapacağım. Hemen burada bir adet kuru soğanı rendeledim daha öncesinde. 200 gram kıyma ekliyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası, domates de olabilir. Birer çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, nane ve kimyon ekliyorum. Yarım çay bardağı, yarısını koyacağım. Sıvı yağ. Şöyle göz kararı ekliyorum. Yarım oldu. Yarım su bardağından biraz daha fazla ince bulgur. Su eklemeyeceğim. Soğan ve yağ ile hemen elimle iyice bir 6-7 dakika boyunca iyice yoğuracağım. Evet, hemen tenceremi yanıma aldım. Yoğurdum. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Yeterli. Hemen şöyle yuvarlıyorum. İçine oturtturuyorum. Elimle düzlüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde tencereme dizeceğim. Hiçbir şekilde içinden çıkmıyor. Bu konuda rahat olabilirsiniz pişerken falan. Üzerine bir bardak ılık su döküyorum. Kaynar da olabilir, hiç fark etmez. Çok fazla su eklemeyin. Kabak da sulanacağı için bu sefer suyu çok kalır. Yarım çay bardağı da sıvı yağımı ekliyorum. Birazcık da tuz serpiştiriyorum. Çok fazla değil. Hemen üzerine bir pasta tabağı kapatıyorum. Kapağımı da kapatıp, evet, ocağın altını yakıyorum.
Önce yüksek ateşte açıyorum. Kaynamaya başladığında en kısa alıyorum ve 30 dakika boyunca hiçbir şekilde ellemeyeceğim. En kısıkta 30 dakika boyunca Evet, yemeğimiz pişecek. artık pişti. Kapağını kapatıyorum. Yarım saat boyunca hiçbir şekilde açmadım da bakmadım da. Yarım saatte tam pişiyor. Altını kapatıyorum. Kenar alıyorum. Ve 10-15 dakika dinlendireceğim. Ben o esnada üzerine salçalı sos hazırlayacağım. Hemen onu hazırlamaya başlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını içine alıyorum. Evet, yağım eriyorken hemen içerisine bir yemek kaşığını tam doldurmadan domates salçası çay kaşığı ile karabiber ekliyorum. Bir çay bardağının yarısından da az su ekleyeceğim. Kapatıyorum hemen. Hazır gördüğünüz gibi sosunda. Yemek de biraz soğuduktan sonra servis tabağına Evet, alacağım. yemeğim Pişti artık. Bir 20 dakikadır da dinlendiriyordum. Bir servis tabağına alıyorum. Pişerken hiçbir şekilde dağılmadı ve suyu da tam yetti. Üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurttan döküyorum. Hazırladığım salçalı sostan da döküyorum biraz. Bu işlemi servis esnasında yapın çünkü sıcak sıcak tüketmek daha güzel olur. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.